Bey'im benim, merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. İyi misiniz? Ondan artık. Gazete, gazete. Merhaba, baksın. Merak etmeyin. İyiyiz vallahi işte abi. Sıkıntı burada. Bir babalık görevini, çantasını taşıyor. Nasıl gidiyor babalık diyelim o zaman? Mükemmel. Nasıl bir duygu? Ya işte herkesin anlattığının üstüne koyabilecek bir şey yok ama vallahi uzun yıllar boyunca hiç böyle babalık, yani baba olur muyum, nasıl olur falan, çok böyle atıyorum, bazı insan vardır en başından, evet, beri hep bir baba olayım, anne olayım duygusundadır. Öyle değildim, yalan olmasın yani, ama insanlar anlattığın kadar varmış, hatta anlattığından daha fazlası. Gerçekten acayip bir duygu, müthiş bir duygu. Paylaşımlar yaparak da zaten bunu belirtiyorsun, evet, sen de. Evet. Baba, anne galiba biraz deliriyor. Hep evladını bir göstermek istiyor. Herkese gülüyordum, güldüğüm, evet, başıma geldi. Ben de yapıyorum abi. Peki genelde böyle eşlerde babaya çok emanet etmeme gibi bir durum olur. Çok istemezler. Sizin nasıl durumunuz? Çok. Ben de acayip, ben çok ilgiliyim. Gece kalkarım da, altını da değiştiririm, mamasını, evet, da veririm. Ya biz beraber büyütüyoruz. Yani anneye yardımcı, evet, yok, baba anneye yardımcı, biz beraber büyütüyoruz çocuğumuzu. Çok da mutluyuz yani. Dünyanın en güzel duygusu yani. Gerçekten öyle. Kime benziyor? Vallahi bence annesine benziyor ama bana benzetenler de var. Umuyorum annesine benzemeye devam eder diyelim. Yani umuyorum öyledir abi. Peki öncesinde eğitim aldınız mı babalık için? Herhangi seminerlere falan katıldınız mı? Benim eşim çocuk ve ergen psikoloğu. O yüzden zaten bir de kendisinden zaten çocuk yetiştirmekle ilgili kitabı da var. 0-6 yaş çocuğumla büyüyorum diye. Uzman olduğu için eğitimi almama gerek kalmadı abi. Kendisi her şeyi fazlasıyla biliyor. Ama arada tabii hastanede olsun, hemşirelerimiz falan birçok şey gösterdi. Onlarla da biraz böyle en azından gördüm. Hani ilk yardım nedir, nasıl yapılır. Biraz ufak takım şeyler oldu ama böyle uzun uzadıya bir eğitim almadım, yalan olmaz. Neler yapıyorsunuz? Yeni projeler olacak mı? İlginç bazı olayların ikinci sezonunu bitirdim. Çekimleri dün değil, evvelki gün tamamlandı. Mart ayında seyirciyle buluşacak tekrar. İlk sezon çok güzel bir görgü kanalda. Şimdi hemen sonrasında da Mayıs ayı gibi film çekeceğim. 5. filmimizi çekeceğiz. Yani senaryosu neredeyse hazır. Şimdi işte bir süre dinleneceğim. Bir hafta dinleneceğim. 10 gün. Ondan sonra da onun senaryosuna çalışmaya başlayacağım. Mayıs ayında da büyük ihtimalle %80'i de şehir dışında bir yazlık beldede çekeceğimiz komik bir film olacağına inanıyorum. Senaryo yine size ait olacak değil mi? Evet, senaryo hep bana ait. Kast belli mi? Oyuncu kadrosu yoksa sürpriz isim olacak? Yok, sürprizler de var. Geçmişten çok sevdikleri oyuncular da olacak. Benim filmlerimde insanların sevdiği oyuncular da olacak. Böyle güzel bir kadro yapacağız. Şimdi tabii senaryo çıktıkça, şimdi kadroyla da görüşmeye başladık ama bir hikaye bütün hepsi belli oldu. Tanıdık isimler var mı geçmişten beraber çalıştığınız? Evet. Ya bakalım, belki onlar da. Çünkü olabilir. Uzun zamandır bir araya gelmiyorsun, evet, biz de merak ediyoruz. Bir şey olabilir. Bir enteresan birkaç düşüncem var ama bakalım. Eser de baba oldu, siz de baba oldunuz. Sosyal medyada da çok konuşuluyor babalığınız. Evet. Onunla görüşüyor musunuz bu konuda? Evet, evet, konuşuyoruz. Eser bana fikir alışverişi. Eser bana hep bana zaten söylemişti yani. Ya çok acayip bir duygu diye. Çünkü Eser benden de daha uzaktı öyle baba olma durumuna, ama o çok güzel, çok iyi bir baba oldu. Bana da hep tavsiyelerde bulundu yani neler yaşayacağıma dair. Dediklerinin hepsi çıktı gerçekten. Bir Oğuzhan kaldı peki, onunla konuşuyoruz bu konuyu. Oğuzhan bilmiyorum, olabilir ya, belli olmaz ya yani, bu işler belli olmuyor abi vallahi. Gerçi onun ilişkisi de yeni bitti ama. İlişkisi de yeni bitti ama. Hayırlısı. O bilmiyorum ama şey yani. O da bence doğru zamanda işte doğru yerde, doğru şekilde, bir şekilde böyle bir baba olacak. Böyle bir özlem var mı? Sizinle paylaşıyor mu? Evlilik gibi, çocuk sahibi olmak gibi. Vallahi bilmiyorum ya. Yani içinde düşünüyordur elbette ama bilmiyorum yani. Çünkü bu biraz da şey ya, biraz da içsel bir şey. Yani. Sadece hani dışından paylaştığım için hani insan, ay ben şöyle olmak istiyorum, böyle olmak istiyorum diye. Bunlar nasıl kısmet işleri ya. Biriyle denk gelirsin, bir şey olur. O anki durumda birden bir bakmışsın baba olmuşsun. İstiyorsa olsun tabii, ne güzel olur. Hayırlı söylesin. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Bunu beni çok yakışmış. Çok yakışmış. Yakışmış gerçekten. Görüşmek üzere.